Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi sevgili dostum Gökalp İçer'le birlikte günü, gündemi, ekonomiyi sizler için değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Gökalp Bey. Sen de hoş geldin abi. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Piyasayı izliyoruz. Bu hafta sakindi. Bir şu GDP geldi Amerika'dan. Büyüme verisi geldi. 5 kitap açıklandı. Janet Yellen konuştu. Dün PCE'ler açıklandı Amerika'dan. Enflasyon açıklandı Almanya'dan. Bayağı sakinmiş bu hafta. Hayır, zaten şu önüne baktığım zaman dizmişsin buraya, bir de sakindi deyince acaba falan oldum ya. Bayağı sakinmiş. Şöyle abi, genel kanı şu. Gerçeklerin bir önemi yok. Genel kanı neyse onu yaşıyoruz değil mi adam? Tabii canım. Genel kanı şu abi. Bu higher for longer, yani daha fazla, daha uzun süre faizlerin yüksek kalacağı beklentisinden insanlar çıkıyor. Ve fiyatlamanın faiz indirimine doğru kaydığını görüyorum. Analistlerin de böyle raporları var. Avrupa enflasyonunun 2.4'e kadar gelmesinin ardından Goldman'ın bir kolu var Avrupa için. Ama istersen biraz şeyi konuşalım önce. Amerika'yı konuşalım. Amerika'daki şeyler, faizler düştü iyice. Bunun dolar endeksine, riskli varlıklara faydası var. Yıl kapanana kadar da bu rüzgarın böyle gitmesi bekleniyor. TL tarafında anlamlı bir şey yok. Ama güzel adımlar var. Biliyorsun bu işte faiz arttı 500 bas puan. Geçen hafta bunu konuştuk biraz. Faizin artmasının ardından borçlanma maliyeti artsa da S&P bugün Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit etti ve görünümü durağından pozitife çevirdi. Ve dedi ki evet, siz ikiz açık derdiyle uğraşmayacaksınız. Döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplardaki politika faizinin altında faiz verebilmesi hikayesi pozitif. Dolayısıyla son dönemde atılan politika adımlarının döviz biriktirici yönde olduğunu görüyoruz. Kasım ayının ilk 17 gününde kullanılabilir rezervlerde gözle görülebilir bir artış var. Toplamda 31.5 puan, yani 3150 bas puan faiz artışında bulundunuz. S&P'nin söylemi bu. Bu dolarizasyonu terse döndürecek diyor. S&P bu yüzden de görünümü durağından pozitife çeviriyor. Müthiş. Evet. Ben de tweet attım bugün. Tebrik ettim Mehmet Şimşek'i. Ciddi. Evet. Doğru bir iş abi. Evet. Kriptofest'te sağ ol, sen ve Murat abiyle birlikte konuşmuştuk. Bayağı nasıl geçti Kriptofest? Kriptofest iyi geçti herhalde. Yani yansımalarını görüyorum. Pozitif yansımalarını görüyorum. İyi geçti. Başka yansımalarını da görüyorum. Demek ki iyi geçmiş yani. Öyle görüyorum yani. Evet. İnsanlar şey ısırıyorlar falan bir taraftan da. İyi geçmiş. Bir es vereyim madem sordun abi. Şimdi biz bu işi finansal okuryazarlığı arttırmak, kripto para piyasalarını daha doğru insanlara ve blok zinciri teknolojilerini daha doğru anlatmak, teknoloji nereye gidiyor sorusunun da cevabını verebilmek için yapıyoruz. Geçen yıl NFT anlattık. NFT platformumuz aktifti. Bu yıl yapay zeka insanlara anlattık. Cem Bey geldi. Sayın Cem Say. Muhteşemdi. Evet, çok keyifliydi. Sağ ol, senin sunumun çok güzeldi. Ali Hoca'nın sunumu çok güzeldi. Bunlara devam edeceğiz. Bizim sadece iCrapex'te yaptığımız bir iş değil. Geçmişte yönettiğim benim menkul değerler şirketlerinde de bunları biz yaptık hep. Hatta 2012 yılında bir satışçı olarak, bir takım lideri satışçı olarak hiç sorumluluğum olmamasına rağmen 9'da başlayan mesai 8'de gelerek insanlara webinarla piyasa anlatıyordum ben. Çok keyif alıyordum çünkü bu işten. Çünkü onu araştırıp öğreniyoruz. CryptoFest'in yaptığı şey bu. Bir de konvansiyonel finansal piyasalarla, orada bir tane röportajda sorular, çocukların sorusunu da beğendim. Web 2 ile Web 3 arasında bir köprü gibi sanki oluyor. Geçtiğimiz hafta biliyorsun Blockchain Week vardı bir taraftan. Bir taraftan Avalanche'ın bir etkinliği vardı. Dolayısıyla İstanbul böyle biraz kaynıyordu denebilir yani blockchain ve kripto paralar anlamında. Keyifliydi. Çok güzel yansımaları görüyoruz, duyuyoruz. Buna devam edeceğiz. Normalde yılda bir kere planlıyoruz bu etkinliği ama dedik ya bu sıklığı arttırabiliriz. Yani günde 8-10 panel olmaz. Bir şehre gideriz. O şehirde mevcut ekonomik durumu değerlendiririz. Kripto paraları anlatırız. Blok zincir teknolojisini anlatırız. Ufak tefek böyle 2-3 saat hap şeklinde yapabileceğimiz etkinlikler yaparız dedik. Bu arada ben senin adına karar verdim ve birlikte gidiyoruz. Ben sana bu konuyla ilgili net vekalet verdim. Tabii biliyorum. Ha, yani. Biliyorum. Ocağın 15'inden itibaren tüm Türkiye'de böyle bir yatırım turu demek istemiyorum. Ayaklı Kriptofest diyebiliriz belki buna. Şey, tekerlekli Kriptofest başlatıyoruz. Muhteşem. Evet. Bunu sevdim bu arada. Bunu tekerlekli Kriptofest. Bunu yazalım abi. Açıklayacağız. Web sitesinden kayıt olacak falan insanlar. Sen olacaksın. Ali Hoca olacak. Belki birkaç tane daha konuk, keynote speaker olur. Bu işe devam etmek istiyoruz. Çünkü dokunmak çok doğru. Çok güzel insanlara. Sağ olsun, çok da iyi geri dönüşler alıyoruz. Yalnız o James Sahip konseri neydi öyle ya? Bunun da devamını yapacağız. Biliyorsun müzik çok seviyoruz. Biz. İğne atsan yere düşmüyordu. Evet abi, müzikten çok keyif alıyoruz. Tabii hani lise, ortaokul düzeltiyorum. Lise, üniversite zamanlarında böyle daha muhalif ve daha eleştirel baktığımız için dünyaya. O zaman daha böyle trash şeyler, rock and roll falan dinliyorduk. Evet, o tarafı. Şimdi tabii birazcık daha yaşlandık herhalde yani. Başka bir tarafım. Elektronik müzik de çok keyif alıyor. Evet, biraz yaşlandın, doğru. bu arada bunu söylerken aklıma şu geldi yani. Yani bundan daha muhalif ne kadar olunabilir yani.
yani anladın mı? Hayata karşı bunlar öyleydik ama gerçekten. Özetle şu, James Hype konseri bunda devamı gelecek. Orada Fatih ve Label Project'e selam göndermek isterim. Sağ olsun onların çok büyük emeği var. Birlikte yapmaya devam edeceğiz böyle etkinlikleri. Etkinlik Mahsak'ta olur, Küçük Çiftlik Park'ta olur. Nerede olduğu önemli değil ama devamı gelecek. Böyle söyleyeyim, Amerika'ya döneyim önce. Buyur abi. 5.2 açıklandı abi büyümeleri bu adamların ve genel olarak da beklenti, Janet Yellen da söyleme öyle dediğim gibi, ılıman bir iniş, yumuşak inişten bahsediyor hanımefendi Janet Yellen. Diyor ki enflasyonun düzeltilmiş kişisel harcamalar Ekim'de 0.2, Eylül'de de aşağı yönü 0.3'e revize edilmiş durumda. Genel olarak insanlar yıl sonu beklentilerini, seninle 2 hafta önce konuşmuştuk, 3.1-3.2'ye gelse de enflasyon, PIMCO'nun uyarısıydı bu. Faizler çok uzun süre devam edebilir, yüksek kalmaya devam edebilir. Hemen bir faiz indirimi beklemeyin di Fed tarafından. Böyle olduğu için de piyasa böyle hafif böyle bir çalkalanmıştı aslında. Ve şunu söylemişlerdi, yani %3.1-3.2 olması enflasyon %2'lik hedefe vurmuş olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden hemen bu parti havasından çıkın demişti PIMCO. Ama şimdi bakıyorum hem Avrupa hem Amerika'daki enflasyon düşüyor. Avrupa'da 2.4'e düştü. 2.4'e düştü ve çok güzel bir şeyi var söylemi. Bloomberg Intelligence'ın diyor ki insanlar çok çabuk unutuyor. HICP harmonize indeks 8 seviyesindeydi. %8 seviyesindeydi diyor enflasyon. Doğru. Harmonize, evet. Ve bunun averajı da 2023'ün averajı da 5.7'ye geldi. ECB'nin tahmini de 5.6'ydı diyor. Yıl tahmini, yani yılın ortalamasının tahmini. Tutturdu 5. yani. Tutturdu yani hani neredeyse. Dolayısıyla genel olarak rate'lerde, faizlerde bir bu hafta düşüş gördük. Geçen hafta da vardı bu düşüş. Ama insanlar böyle daha böyle bir ikna ve kani olmuş durumda gibi hissediyorum ben. Fiyatlama da zaten 4.30'lara kadar geriledi. Amerikan 10 yıllıkları. 2 yıllıklar 4.7'lerde. Curve'ün tümünde hareket var. Düşüş var. 20 yıllıklar gelmiş 4.70'ler civarına falan. Tümünde gerileme var. Beklentisi şeyin, piyasanın ve piyasa yatırım bankalarının beklentisi 2024'ün ikinci yarısına doğru curve'ün artık yani getiri eğrisinin normalize olacağı ve pozitif bir eğriye, slope'a sahip olacağı yönünde. O da şu demek. 1 yıllıklar, 2 yıllıklar düşecek. 5-10, 20 yıl, 30 yıllıklarda yükselecek. Yani artık getiri eğrisi normal. Yani sen uzun vadeli bir zaman primi, turn premium dediğin şey daha artacak o tarafta. Şu an çünkü farklı bir yerdeyiz. En güçlü, neredeyse yıkılmaz ve kesinlikle paranı öder dediğin ülke Amerika'nın 2 yıllıklarına sen bugün düşmüş haliyle %5 öneriyorsun sen 2 yıllıklarına. 30 yıllıklarına bunun 4.50 öneriyorsun. Tabi bunun değişmesi lazım. Yani 30 yılda daha fazla önermen 2 yılda bunun düzelmesini bekliyor insanlar. Bu da piyasa için pozitif. Bunu söyleyeyim, bunu kenara park edeyim. Bir, bunun benzeri Avrupa tarafında da var. Riskli varlıklarda da bunun yansımasını görüyoruz. Neden, nasıl görüyoruz? İşte sadece Dow bugün %1.5, bu haftanın genelinde %2 civarında toparladı. Biz seninle ya Dow hiç gidemiyor, %0'lar şey ne denir, başa baş seviyesinde yılı kapatacak diyorduk. %8.5'a yükseldi yılbaşından bu yana olan getirisi. Bakıyorum Nasdaq %36'lara çıktı tekrar. S&P %19'lara çıktı yılbaşından bu yana olan getirisi. Biz o taraflarda riskli varlıklarda toparlanma var. Bir toparlanma olduğunu görüyorum. DAX'ta aynı şekilde %20'lik bir hareket, %17'lik bir hareket var. Eurostoxx 50'de %16'lık bir hareket var. Velhasıl Çin, Japonya ve Asya tarafındaki riski kenara park ediyorum. Çünkü orada birkaç tane veri geldi ve kötüydü bu hafta. Onları kenara park ediyorum. Genel olarak riskli varlıkların pozitif seyrettiğini söyleyebilirim. Kripto paralar bu rüzgarda, zaten rüzgarı almış bir şekilde gidiyorlar. Hafiften onların minik minik kendi motorları da çalışıyor. Takanın arkasında çalışıyor. İşte bu ETF hikayesi var bir taraftan. Bir taraftan inflow artıyor. Bitcoin ve Ethereum inflowlar artıyor. Şöyle haberler çıkmaya başladı. SEC spot ETF'leri evet 10 Ocak'tan evvel onaylaması bekleniyor. Ve onaylarsa da onayladıktan hemen sonra da bir tanesini değil tümünü onaylayacak. Eğer usul olarak bir büyük bir şey sakatlık görmezse arada 7-8 tane başvuru var. Görmezse tümünü birden onaylayacak. Bunun da ekstra bir akış sağlaması bekleniyor. Seninle hem geçen yayında konuşmuştuk hem CryptoFest'te konuştuk. Kabaca orada rakamlar vermiştim. İlk yıl 30-70 milyar dolar bir, tekrar yineliyorum ama kusura bakmasın izleyen, 30-70 milyar dolarlık bir akış, bir giriş olacağı bekleniyor demiştik spot ETF'e. Dolayısıyla takanın arkasındaki motor biraz Bitcoin lehine ve kripto paralar lehine çalışıyor. Veri tarafına tekrar böyle biraz karışık anlatma. Veri tarafında bakıyorum. Süper gidiyoruz. Veri tarafında iki tane veri söyleyeceğim. Bir tanesi Avrupa enflasyonu. Çünkü bu Avrupa enflasyonu abi önemli. Neden önemli? %8'den geliyor demiştim. 2024 sonu için, yani 17 Ekim'deymiş son toplantısı bu abilerin. 100 bas puandan fazla bir indirim bekleniyor. Goldman da diyor ki bu indirim ikinci çeyrekten itibaren başlayacak. Yani 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren başlayacak. Çünkü ekonomi artık
o tarafa doğru gidiyor ve enflasyonda sert düşüş görüyoruz diyor. Bununla birlikte bir de dezenflasyonist ortamla karşılaşabileceğini söylüyor. Yılın ikinci yarısından itibaren konuşmaya başlayacaklar diyor. Gözlüğümü takayım. Ben de artık 40'ı geçtim abi. Ben 40 yaş okuyamıyorum. Aramıza hoş geldiniz. ECB'nin... Eyvallah. Aramıza... Teşekkür ederim. Ne oldu? 70 mi oldu senin yaş? 70 değil abi. 70 değil. O kadar abartma lütfen. 69. 69 yılını çok seviyorum bu arada. 69 model bir Corvette'im vardı. 68-69. Amerikan otomotiv endüstrisinin, Detroit'in coştuğu yıllardır. İnanılmaz güzel spor ve muscle car'lar üretilmiştir o yıllarda yani. 69'da ayrı. En güzel arabalar herhalde o dönem üretildi değil mi? Yani şöyle düşün abi. Otomotiv sektörünü bir ara konuşuruz. Fatih Bey'in de çok ilgisi var yani. Bir ara belki öyle bir şey yaparız. İkinci Dünya Savaşı sonrası soğuk savaş yılları öyle düşünmek lazım bunu. Rusya ile sert bir uzay savaşı var. Ve her Amerika arasında. Evet. Ve her çıkan yıl bambaşka otomobiller var. Yani 58 model, 59 model, 60, 61, 62, 63 her çıkan Cadillac bambaşka çıkıyor. Bizdeki gibi şimdi 7 yıl bir aynı gövdeyle gitmiyor otomobil. Bu da tabii keyifli. Hepsi neredeyse klasik oldu değil mi? Tabii çok klasik oldu ama tabii çok ürettikleri için de bir taraftan klasikliğin tabii bir tanımı var. Klasik otomobillerde biraz biriciklik ve tekillik de önemli. Orada arabanın tek kapı olması, convertible olması, az üretilmiş olması falan çok değerli. 69 model bir Corvette'te işte 4.27 yani 7 litrenin üstünde bir motor. Eğer alüminyum üst kapak varsa başka değerlendiriliyor ki şu an tahmin ediyorum Amerika'daki fiyatı bile 1 milyon dolar civarında. Çok az çünkü otomobiller. Özetle 68-69 yılları Amerikan otomotiv endüstrisi için çok keyifli yıllarmış. O yüzden 69 yılını severiz. Nereden geldik buraya? Yaşımda 69 yılıyız. Yaştan geldik buraya. ECB'den geldik abi. ECB, ben diyecektim ki ya, Avrupa Merkez Bankası'nın iyice içeri. Yaşlandı Sercan. İyice yaş. Aa Sercan burada. Sercan burada evet. Merhaba. Evet, bu hafta Sercan'la birlikteyiz. Ayağını kaydırdıydık biz bunu. Ayağını kaydırmak. Sercan ayağı kaymaz abi. Bizim çocukların ayağı kaymaz. Ha, biliyorsun. Ne bileyim ya neyse. Benim ayağım kayar da onların ayağı kaymaz. Evet, şöyle abi, ECB'nin 3 tane kendi politika kararlarını test ettikleri 3 tane benchmark demek istemiyorum da şey var, konu var. Bir tanesi enflasyon görünümünün ekonomik ve finansal verilerle uyumu diyor. İki, para politikasının aktarım mekanizmalarının gücü. Bu tekrar ediyorum, bu niye var? 3 adımdaki test para politikası kararlarının doğruluğunu test ediyor ECB bunlarla. Üçüncüsü de mevcut enflasyonun altındaki underlying dinamikler ne? Dolayısıyla ben o dinamikleri doğru yönetebiliyorsam, para politikasının aktarım mekanizmaları doğru çalışıyorsa ve bu da mevcut ekonomik ve finansal datayla da uyumluysa o zaman ben para politikasını doğru yönetiyorum diyor. Ama bunun da çıktısı 2024'ün ikinci yarısında dezenflasyonist bir görünüme olabileceğini işaret ediyor. Kim? Bloomberg Intelligence'ın ekonomisti bunu işaret ediyor. Genel görünüm çok ekonomik olarak, ekonomik veri olarak biz sıkıntılıydık. Enflasyonist bir ortam vardı. Daha uzun vade, daha yüksek faiz devam edecekti. Söyle bir retoriği biraz bozulmuş gibi sanki son 2-3 hafta. Fed üyeleri konuştu. 2024'te oy kullanacak hanımefendiler ve beyefendiler konuştu. Mesler onlardan bir tanesi. Cleveland Fed'in başkanı. Şahin diye bilinir mesela bu. Böyle güvercin açıklamalar yaptı. Biz şu an para politikası kararı olarak iyi yerdeyiz gibi hissediyoruz dendi. Normalde bir tane daha bir 25 bas puanda arttırım olasılığı vardı aslında gelecek toplantılarda. O olasılığın pek konuşulmadığını artık görüyorum. Ve curve'ün tahvil getirileri eğrisinden bahsetmiştik. Bunun tümünde de düşüş olduğunu görüyoruz. Janet Yellen'dan konuştuk. Bu hafta 5 kitap açıklandı. 5 kitap Fed'in 11 bölgesinin ekonomik görünümünün özeti gibi bir nottur. Çok da önemlidir. Çok da önemlidir. O diyor ki biz 2024'te yavaşlayacağız diyor. Janet Yellen'la tutarlı yani. İş gücü talebi azalmaya devam edecek. İşten çıkarmalar ve istifalar nedeniyle personel sayısında azalmalar var. 3.9'a çıkan işsizlikten bahsediyoruz. İstihdamda sabit ve ılımlı artışlar yavaş yavaş bitiyor. Oradaki bir ücret enflasyonundan kaynaklı enflasyonist baskının azalacağını söylüyor bu 5 kitap. Net'e baktığımda da bunun piyasaları yıl sonuna kadar götürecek bir yakıt olabileceğini değerlendiriyorum ben Gökalp olarak. Yani şu anda riskli varlıklardaki rüzgarın altın tarafına bunun yansımasının, altına 2040'ları 2050'leri gördü tekrar. Tabii. O altın tarafına olan yansımasının, dolar endeksindeki dolar aleyhine olan hareketin 103'lerin altında şu an, 102 küsürlerde. Paritede, sterlinde ve diğer major G10 para birimlerinde onların lehine olan hareket. Euro dolar bugün 1.10'lara geldi. Biz doların en güçlü olduğu senaryoda dahi 1'in altını beklemediğimizi defalarca söylemiştik ki o zaman
zaman yine 0.90, 0.88 şeyleri vardı, çığlıkları vardı. Dolar değer kaybediyor. Özet isteyen bir izleyen vardı. Hep onu hep o aklıma geliyor. Dolar değer kaybediyor, tahvil ama getirileri. Çok güzel oluyor. Evet, özet. Evet. Dolar değer kaybediyor, tahvil getirileri düşüyor. Bu altına riskli varlıkları yarıyor. TL henüz yaramadı. 500 bas puana rağmen yaramadı. Kripto paraları da yarıyor. Kripto paraların özelinde birkaç tane not söyleriz. 38.000'i falan geçti. 38.000'i geçti. O spot ETF'ten bahsettik. İnsanlar varlık almaya devam ettiklerini görüyorum. Kripto tarafında inflow diyoruz. Varlıklara giriş, fonlara giriş. Efendime söyleyeyim. 1,5 milyar dolar year to date yılbaşından bu yana bir giriş olmuş. 1,5 milyardan fazla sadece. Son hafta bu arada. 1,5 milyar yılbaşından bu yana var. Girişler çıkıyor ama nette bir 3 güne pozitif. Tabii işte son hafta 310 milyon dolarlık bir giriş var. Diğer taraftan bu MicroStrategy'yi bilirsin. MicroStrategy, Galaxy Digital ve GBTC, Grayscale. Bu abiler küçük değil mi bunlar? Küçükler abi. 174 bin adet Bitcoin var ellerinde. 174 bin adet. Yani biz halving geliyor ya gelecek Nisan'da. Gelecek Nisan'da şu an 330 bin adet üretilen Bitcoin sayısı 160 binlere, 165 binlere falan düşecek. Yani bu abiler bir yıl üretilecek bütün Bitcoin'leri almış. Toplam 100 fazlasını abi. Almışlar evet. 1 Kasım ila 29 Kasım arasında 16.130 tane Bitcoin almışlar. 600 milyon dolara denk geliyor. Bu abiler bu ben Bitcoin topluyorum yarışındaki abilerden bir tanesi bu arada MicroStrategy. Oralarda bir akümülasyon olduğunu görüyoruz. Akümülasyon ve biriktirme. Biz bu akümülasyon ve biriktirme 25-26 bin dolardayken iyi seviyeler olduğunu söylemiştik. Bizi dinlemeyip 38 bin dolardan maliyetlendiler. Hey MicroStrategy. Neydi onun abi şey? Michael Saylor. Hey MicroStrategy. Değerli bir abimiz. Elbette. Değerli. Diğer taraftan bakıyorum Binance'in bu 4.3 milyar dolarlık cezası ve Amerika'dan çıkmasına izin verilmemesi adamın. Bir taraftan baktığında negatif bir haber gibi okunmakla birlikte diğer taraftan baktığında da şey gibi görebiliyoruz bu işi. Ha en kötüsü bu demek ki. Başına gelebilecekler en kötüsü bu demek ki. 18 ayla yargılanıyor. AML, EML yani kara para aklamayı önleyici tedbirleri almadığı için. Baya hapis konuşuluyor. Yani. Hapis konuşuluyor ama o iş öyle olmaz yani biliyorsun. 1 milyar dolardan fazla çıkış oldu bu arada yani. Öyle mi? Evet. O. 1 milyardan fazla çıkış oldu. İnsanlar da bize soruyorlar ne olacak diye. Siz iyi mi? Hı-hı. Yani siz iyi misiniz diye soruyorlar. Biz onu siz iyi mi diye anlıyorum. Bu espri yayınlamış çok kötüydü abi. yılın esprisiydi. Yılın esprisi olabilir. Yani. Biri ceza dedi. Ali Perşembe. Ceza diye okuyorum ben onu dedi. Çok komik. O da çok komik. Evet. Exchange rezervleri düşüyor bu arada. Exchange rezervleri düşüyor. Borsalarda tutulan varlıklar düşüyor, azalıyor. Bu iyi bir şey. Bu arada Binance'den sonra, Binance'ın bu hikayesinden sonra da olan bir şey yani. Çünkü insanlar ha demek Binance'e bu oluyorsa biz o zaman paralarımızı soğuk cüzdan çekelim diyor. O anlamda pozitif. Minerlar elde pozisyon tutuyorlar. Funding rate'ler artıyor. Fonlama oranları artıyor. Geçtiğimiz hafta düşse de bu hafta arttı. Uzun dönem Bitcoin tutucularında, holderlarında da artış olduğunu görüyorum. Sorulara geçelim ama. Buyurun. Onun öncesinde hem altınla ilgili bir beklentilerini almak isterim. Çok yükseldi ya hala elim titrer mi diyorsun yoksa tamam yoluna girdi bu iş altın daha da gider mi diyorsun? Güzel soru. Efendime söyleyeyim. Güzel soru. Bir de şu altın Bitcoin paslaşması vardı hatırlıyor musun? 65 bine giderken altın yükselir. Bitcoin hafif geriler. Hı-hı. Sonra tekrar Bitcoin yükselir. Hı-hı. Altın durur. Tekrar altın yükselir falan pozisyonu vardı. O pozisyonda şu an böyle bir paslaşmaya giriyor mu? Paslaşmaya işte? Giremeyiz abi. Pendik Spor'un karşısında Bayern çıkarmak gibi bir şey yani şu an. Yani şöyle olabilir. Gerçi adamlar Fener'e yenmişti zamanında da. Tabii canım. Şunu söyleyeceğim. Yani Bitcoin'in elindeki o ETF akışı bu spot ETF'in RFS'inde o kadar bunu artık konuşamayabiliriz yani. Vadeli tarafta vardı o iş. Vadeli taraftan çıkıyorlardı, görüyorduk. Hem şeyde CME'deki kontratları giriyorlardı. Diğer taraftan ETF'e giriyorlardı. SPDR'a falan giriyorlardı. Silver Trust'a giriyorlardı, gümüşe giriyorlardı. Kriptodan çıktıklarında o net görüyordun yani onu birkaç haftalık periyotta yani oradan çıkmış buraya girmiş, buradan çıkmış buraya girmiş onu görüyordun. Şimdi o spot ETF hikayesi gelince işin rengi değişti yani, mi diyorsun? Pendik versus Bayern olur yani o iş. Yani Bitcoin lehine bu arada, kripto paralar lehine öyle bir şey olur. Dolayısıyla korelasyon veya şey nedir bağıntı ortadan kalkar diyeyim. Altınla ilgili beklentim. Altınla ilgili beklentim hala pozitif abi. Hala pozitif. Yani buradan 2000, alır mısın? 2037'den almak istemem abi ben yani. 2037'den almak istemem çünkü böyle seviyeler all time high
Yani tüm zamanların en yükseği, en yükseğine yakınız yani, en yükseğe yakınız. Böyle zamanlarda trend başlar ve devam edebilir ama histerik fiyatlamalar da olur. Altının fiyatlamasının altında bir tane rasyonel bir sebep olması lazım. İsrail ve şey hikayesi devam ediyor, savaş devam ediyor bir taraftan. Orada hani bir ateşkes şu bu falan filan konuşulacaktı ama onların olmadığını da görüyoruz. Birazdan da biraz da o tetikliyor. Yıl sonuna doğru geldik, gidebileceğini gitti işte şey. İte kaka bu kadar gitti Nasdaq S&P. Hani insanlar bir taraftan yıl sonuna doğru birazcık daha kemiği sıyır derdindeler. O yüzden altın biraz da oradan da nemalanıyor. Çin'i konuşmadık. Makro şu pencereyi söyleyeyim sonra sorulara geçelim. Muhteşem. Abi. İki. Bir, Çin'deki bu PMI rakamları kötü geldi bu hafta. Piyasaya dair kötü hikaye o. Zaten Hang Seng'i, Şangay'ı sattılar ve dövdüler biraz. Hang Seng %1.2 civarında falan. Zaten yılbaşından bu yana da şey değer kaybetmiş durumda. Bir. İki, Japonya'da gelecek hafta Boj'un faiz kararı var. Ultra genişleyici para politikanın çıkıp çıkılmayacağı hikayesini bir konuşmaya başlayacağız. Bu hafta OPEC vardı. Onlar da sanki gönüllü olarak kesen kessin gibi böyle aman bana ne. Evet. İlk çeyrekte 2024'ün ilk çeyreğinde tek taraflı olarak günde 1 milyon varil kesinti yapmaya devam edeceğini söyledi Suudiler. Genel olarak Rusya'nın ve Suudilerin gönüllü kesintilerinin dışında başka daha büyük bir adım yok. Öyle olmadığı için de petrol fiyatlarında anlamlı bir hareket yok. Güzel bir şey ama çünkü enflasyon baskı yaratmasın diyoruz. Yani Çin'deki rakamların toparlanması lazım ki o arz talep dengesi için anlamlı. Resesyona gitmeyeceğini görüyor insanlar. Amerika'nın yalan öyle söylüyor. 5 kitapta ve yavaşlama falan var. Ama ekonomik veriler güçlü bir motorun çalıştığını orada bize söylüyor aslında Amerika tarafında. Dolayısıyla talep var. Yani Çin'de de böyle katastrofik bir hikaye yok. Yavaşlama var sadece. PMI rakamı ufak tefek. Sanayi üretiminde falan kötü okumalar var. Öyle olduğu için de bu dengeli bir okuma olduğunu söyleyebiliriz yani. Bu 2024 için globalde kötü bir resim okumamamıza sebep oluyor. Sorulara geçelim. Geçiyorum. Evet. 1942. Evet buyurun. Selçuk Bey, Gökalp Bey öncelikle selamlar. Selçuk Bey'in hisleri bence doğru. Sanki biraz dalga geçiyor gibi Gökalp Bey ama. Ben mi dalga geçiyorum? Benim bu yakışıklılık mevzumdan kaynaklanıyor dalga geçiyor. Asla efendim. Selçuk Bey'i yakından görseniz asla. Evet. Teşekkür ediyorum. Övünmekten de hiç hoşlanmıyorum. Övünmekten hiç hoşlanmıyorum. Sercan sence de yakışıklı mıyım? Onu da... Gözlerimi kırpmıyorum daha çok. Çok... Ya Sercan ya. Böyle bir itibat duymadım ben hiçbir yerde. Ben de duymadım. Dibi oldu bu ya. Evet. Burada bakar mısın nasıl basmışlar bu sefer ya. Görüyor musun abi? Bu sen de yaşlısın demektir artık. Hayır. Bu ya. Sen de yaşlısın demektir artık. Net yani. Diyor ki ETF onaylanır mı? Bu fiyata onaylanırsa ne gibi etki yaratır? İlk 10 kripto para için SEC tarafından sizce dava açılacak kripto para var mı? Son olarak ben de Gökalp Bey gibi düşünüyorum. Dolar muhtemelen 2024 yıl sonu 35 civarı olur diye düşünüyorum. Saygılarım demiş. İlk 10 kripto para içerisinde SEC'in dava açacağı bir kripto para bilmiyorum. Hani SEC niye dava açsın? Ripple'la zaten yaptı. Ethereum ETF onaylanır efendim. Bitcoin ETF ile oradaki konu Ethereum ve Bitcoin olması değil. Oradaki konu. Spot'u onaylayıp onaylanmak. Böyle kapatalım Bulut Bey'in sorusunu. Murat Bey sormuş. Kriptofest'teki ilgi ve misafirperverlik için çok teşekkürler. Her şey çok güzeldi. Umarım tekrar katılır. Bursa'ya geleceğiz efendim. Bursa 2 adım yol bize. Orada çok güzel de bir havalimanı var. Yunus Emre Havalimanı. Oradan zaten uçmaya gidiyoruz. Geleceğiz efendim. Orada bir tane daha şey yapacağız. Ben de uçtum seminer bu arada. Yapacağız. Evet. Evet abi. Ben Bursa'da uçmadım ama Eskişehir'de uçmuştum. İnönü'nde. Evet. Çok güzel mesela. İnönü pisti de çok güzel. Evet abi. Türk Hava Kurumu. Evet. Festivalde zaman yetmiyor. Sonra BTC Ethereum'dan sonra sizce hangi kripto paranın düzeltiyorum. ETF başvurusu gerçekleşir. İkinizin de görüşlerini duymak isterim diyor. Güzel soru. Avalanche evet adaylardan bir tanesi olabilir. XRP çok şey. Ne denir? XRP adaylardan bir tanesi olabilir. Bu ikisini söyleyebilirim. Ocak ayında BlackRock 40 milyar dolar Bitcoin alacağını söylese Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yükseğini görebilir dediniz. ETF başvurusu yaptığına göre başvurunun kabul edileceğini %100 onay almasını bekliyorken Bitcoin 15 bin düştüğünde almışlar mıdır? Almış olabilirler. Ama şunu söylemek isterim. Onlar da bakmayın hani evet BlackRock diyoruz, Grayscale diyoruz, Goldman diyoruz. Yani hepsi evet okumuş abiler, okumuş çocuklar hepsi. Ama yine de orada da işler komitelerden, kurullardan falan geçer. Yani hani 4 hamle sonra SEC'ye bunu yaptıracağız ve kesin de böyle olacak deyip BlackRock öyle bir hamle yapmaz. MicroStrategy yapar. Çünkü onlar daha küçük bir ekip tarafından yönetiliyor. Hmm. Anlatabildim mi? Yani daha butik yönetilen şirket böyle şeyde böyle kararlar alır. BlackRock öyle bir yer değil yani. Benim bildiğim kadarıyla. Yine harika bir yayın oldu. Adım Kuzey. Bunu soran SF, düzeltiyorum SYF9BY. Az önce BlackRock sorusu. Kuzey Beyefendi sormuş. 2024 yılı içinde korona döneminde olduğu gibi ani bir düşüş yaşayabilir miyiz? Bir sebep olması lazım efendim. Böyle bir senaryo bilmiyorum. Masada yok. Selçuk Bey'in halis olan yakışıklılığı neden Murat oldu
kıskanıyor. Değerli ekonomist abilerimizi seviyorum, iyi ki varsınız demiş. Onu Murat Muratoğlu'nun yayınına katılıp sorabilirsiniz bence neden. Ben adını bile geçirmenin çok yanlış olduğunu düşünüyorum ama neyse. Kendi yakışıklı değil tabii. Ben yakışıklı olduğum için de kıskanıyorum normal. Dediğim gibi övünmekten de biliyorsun hiç hoşlanmıyorum. Hiç hoşlanmazsın, hiç sevmezsin. Hiç haz etmiyorum. Hiç. Evet. Sercan'cığım bir şey söylemek ister misin? Devam et abi. Çok güzel bir şey bu arada. Bak senin sorun geldi. Hüsnü Bey sormuş. Kripto varlıkların artış beklentisi altın ve gümüşteki short pozisyonlarda kapanmaya başlayıp artış sezonuna da giriş anlamı taşımaz mı? Paslaşma. Evet. Taşımaz mı? Yani hem sana evet hem soruya evet. Evet. Yani evet taşır. Taşır. Devam ediyoruz. Şafak Bey sormuş ya da Şafak Bey'dir herhalde. 2024 son çeyrek kur tahmini 35 üstü beklemiyorum derken argümanları ne acaba? Efendim argümanlar S&P'nin argümanlarıyla inline bayağı yani. Hani ekonomi yönetimi kararlı bir şekilde buraya gidiyor gibi görüyorum. Bir de statükonun şu an bozulmasını ben çok beklemiyorum İzmir dışında. Büyükşehir yani yerel seçimler geliyor. İzmir dışında statükonun, ben İzmirliyim bu arada, çok bozulmasını beklemiyorum. Bu şu demek çünkü muhalefeti temsil ediyor bir miktar. Dolayısıyla o dengenin korunmasını bekliyorum. O dengenin korunması demek de irrasyonel kararlar alınmaması demek bir taraftan baktığında. Çünkü güç tek bir yerde toplanırsa o zaman irrasyonel kararlar alınması çok teşne hale gelecek. Para politikasından tut hukuka dair bir sürü şey. İnsanlar bunu düşünebilirler. Ben öyle düşünüyorum demek istemiyorum. Bunu düşünebilirler. Dolayısıyla bunu olmayacağını bekliyorum. Olmayacağını beklediğim için ekonomi yönetimindeki bu kararlılığın azalsa da belki devam etmesini bekliyorum yıl sonuna doğru. O acı reçeteyi zaten yutuyoruz yani. Uğur Ertürk, Gökalp Bey sizce BTC ve Ethereum ETF'i dışında 3. bir coin'in ETF masaya geleni söyledik efendim. Abi ne güzel sorular geliyor bu arada. Evet sağ olsunlar ya, ne güzel. Evet, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Birol Bey sormuş. Avax'ı sayenizde bildik. Avax 23 dolarlarda gezerken 3 haneli rakamlara çıkacak diyordu. Haklı çıktı. Sağ olun. Yani haklı çıkmaya da biliriz. Ne güzel çıkmışız. Selçuk Bey'e, Gökalp Bey'e sorar mısınız? Avax 2024 yılında 3 haneli rakamların ortasını geçer mi? 3 haneli rakamların ortası 50'yi geçer mi demek istiyor? Çok güzel. Ya da 150'yi mi geçer mi? 150 diyor. Ya da 3 haneli rakamların ortası 500 mü demek istiyor? Çok güzel. Gökhan, kafamı çok karıştırdı şu 500'ü anda. Geçmez. 50'yi geçer. 100'den emin değilim yani. Evet, öyle söyleyeyim. Furkan Arslan, hocam geçmiş verilere baktığımızda Fed pivot yaptığında derin düzeltmeler görülmüştür. Önümüzdeki günler için böyle bir şey bekler misiniz? Pivot dediğim bu sefer tepe faiz oranına gittiğinde diyor. BTC için uygun alım noktaları nedir? BTC için uygun alım noktaları dündü efendim yani. Geçti o. Fed kararları ve Fed beklentileri ve Fed faiz yönetimi, para politikaları yönetimi diyeyim. Finansal piyasalar önden gider, ekonomi arkadan gelir yani. Hani bu tespiti böyle söyleyebilirim yani. Önden gider şu demek. Fed'in faiz indirimine dair olan beklentiden dolayı bugün riskli varlıkları alırlar. Bugün faizi düşürürler. Şimdi faizin indirmesi beklenir. Bu riskli varlıkları da alır. O yüzden de dündü. Diğer sorum, sizinle birlikte 25-26 binden maliyetlendik. %50 oranında nakitte beklemekteyiz. Kalan kısım için BTC üzerine portföy yönetmesi süper. Furkan Bey çok mutlu oldum şu an bunu duyduğuma. Biraz daha hani 35 bin lira falan gerilerse oradan maliyet yapılabilir. Bakın BlackRock, MicroStrategy bile buralardan alıyor. Zaten diyor. Sağ olsunlar. Şimdi diyor bir geri çekilme fırsatı daha olur mu diyor aslında. Aha. Değil mi? Olur mu? Yani ufak tefek düzeltmeler olur. Orada alınabilir. Hmm. Emre Yüksel. Emre bizim Emre değil mi? Sorup. Emre Yüksel bizden. Bizim tabii canım. Bizi, ya işte bizden değil şirketten değil. Yani soruyor diye bize bir sürü soru. Sercan'ın arkadaşı işte. Sizin o ekibin arkadaşı. Sercan'ın arkadaşları işte Emre Yüksel. Sürekli... Emre ve Yüksel hangisi arkadaş? Pangolin dip seviyesi olan öyle bir şey vardı. Marx'a mı gidiyorsun? Spencer'a mı? Marx'a mı Spencer? Pangolin dip seviyesi olan 0.10'dan 10'a çıktı. 0.10'a çıktı. İşte yeni bir all time high yapabilir mi? Eski all time ne kadar yaklaşabilir? Gökalp Bey bu yayına cevap vermemiş. Sanırım soruyu görmediniz. Bir sonraki yayını şey yok. Bize geliyorsa soru cevap veriyoruz Emre'cim. Yani burayı bazen şey atlayabiliyor arkadaşlar atlayabiliyor ya da sorulduğunu düşünüyor olabilirler. All time high çok iddialı olabilir. Çünkü all time high şu demek. O 2 dolarları falan gördü hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Mevcut olduğu yerden bayağı tepelerdeyiz yani 23 kat falan demek anlamına geliyor mevcut olduğu seviyeden. Oralara gitmesine iddialı olabilir yani Pangolin özelinde. Altcoin rallisinde Pangolin'den de ekmek yenir. Nasıl bir iddia konuşuyor gibi oldum ya. Sezer 34. BTC ETF başvurusu 10 Ocak'a kadar onaylanması beklenir. Anlattık efendim Sezer Beyciğim. Onaylandığında BTC şu anki seviyeden sizce nereye tırmanır? Bununla alakalı Ali Hoca, Ali Perşembe'nin çok güzel bir sunumu vardı. Ne kadar ETF için alım gelirse, ne kadar ETF için alım gelirse nereye gider? Fiyat nereye gider gibi şeyi vardı. Sunumu vardı CryptoFest'te. Kaçırmış olabilirsiniz. Bu arada birkaç tane şey var. Bir tanesi yeni all time high'in görülmesini piyasa bekliyor. 65-69 bin dolarlar. Diğeri 100 bin dolar. Bazı yerlerde garip rakamlar okuyorum. Onları bir insanın kafasına karıştırmak için söylemiyorum yani. Hani 100 binin de üstüne garip rakamlar okuyorum. Söylemek istemiyorum onları. Böyle kenarda kalsın. Pozitifiz. Genel
Piyasa yorumu budur. Sezer 34 Beyciğim. Ahmet Kaçan, Selçuk abi, Gökalp abiyle Bitcoin'e geri çekilme konusunda hala hemfikir misiniz? Aldı gidiyor. Efendim öyle oluyor bu işler yani. Alıp gidiyor. Ya biz orada şey diyorduk yani. Alıp gidiyor. Bir kanal çizmişti. Belki 30 bini görebilir. Evet yani 30-32 bin ama bir yeri kırarsa da olmaz diyordu zaten. Aynen. Bu noktadayız zaten. Yani orada bir çelişki yok arkadaşlar. Ha geri çekilme olabilir mi? Olabilir. O da apayrı bir konu. Teknik geri çekilme olabilir. Evet. Evet. Bu hafta acayip neşeli gördüm seni ya. Beni mi? Tabii bu Crypto Fest'in enerjisi mi bu? Crypto Fest'in enerjisi abi. Enerjimiz herhangi bir konuya bağlı olmadığı için gene bir tane şey isim vereyim. Felsefe çalıştığımız dönemde çok. Hani Harbi Okulu'nda okuyorken de hafta sonları cuma, cumartesi, pazar felsefe çalışıyorduk dışarıda bir yerde. O dönemde hem Tai Chi Chuan yapıyorduk hem U felsefesi artı ahlak felsefesi çalışıyorduk. Sembolü çalışıyorduk tabii yıllar böyle geçiyor ders. Cem Yağıbasan diye bir hocamız vardı. Tai Chi Chuan hocamdı benim. Sağ olsun. Çok da güzel böyle sarılır ve enerji paylaşırdı kendisiyle. O derdi ki Atlantisliler de neşeli insanlardı. Gülmeyi eksik etmeyin derdi. O yüzden ben de neşeli olmaya çalışıyorum abi yani. Muhteşem. Evet. Bu şey de çok hoşuma gitti ha bu arada. Gezeceğiz ya. Tabii evet gezeceğiz. Diğer yarın öbür gün Selçuk abi sen gelmiyorsun. Senin yaşın uygun değil falan gibi şeyler. Yok. Ya da senin aşırı yakışıklılığın bir takım sorunlar yaratıyor falan filan gibi. Yok estağfurullah. İnsan çekiyor seni güzel. Sıkıntı evet. Olmayacak. Yani ben kesin geliyorum sen yani kesin gezmeye. Evet. Tamam. Gezmeye ama. Adamı ya kabaca şöyle İzmir, İstanbul. Beni gezdirecek misin ya? Abi birlikte. Tamam. Kendi arabamla gezdireceğim seni. Tamam abi. İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, hemen aklıma gelenler Adana, Antalya, Diyarbakır, Antep. Buralara kadar gitmek istiyoruz. Muhteşem. Kastamonu belki, kuzeyde Sinop. Hani yani her şehre gitmek istiyoruz. 4 haftada, 6 haftada bir planlayacağımız bir faaliyet olacak. Geçen bir şöyle bir araştırma kağıdından bahsetti bir arkadaşım. Biz burada seninle konuşmuştuk. Yani pandemi öncesindeki hikayede gelişmekte olan ülkeler, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Hindistan ve bizim içinde bulunduğumuz, arayasını katmıyorum oraya. Bizim içinde bulunduğumuz ligde kurları onların da depreciate etti, değer kaybetti ama geri geldiler. Faizleri onların da bir yükseldi ama geri geldiler. Dolayısıyla oradaki harekette eğer Türkiye rasyonel para politikaları izleseydi faizi ve kuru nerede olurdu gibi çalışma. Biz bunu seninle konuşuyoruz ama bir kantitatif bir sonuca varmadık yani. Anlatabildim mi? İki tane çalışması varmış. Bir tanesi Türkiye'de bir kamunun bir çalışması anlamlı. Bir diğeri de şeyin. Kamunun çalışması yayınlanmadı bu arada bir yerde. Bir diğeri de galiba Goldman'ın veya GP'nin bir çalışması. Onu bir sonraki yayına bulursam getireceğim. Anlatırım. Keyifli bir şey olabilir. Müthiş olur. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık abi. Çok teşekkürler. İyi pazarlar. Haftaya görüşürüz efendim. İyi pazarlar herkese.